Şimdi Sunan'ın bir kız kardeşi var Emine. Onun eşiyle ve kendisiyle yaptığımız röportaj var. Suna dedi ki ben bir izlemek istiyorum şu röportajı. Ne söylemiş eniştem dedi. Yanlışlıkla dili sürçmüş dedi. Onu düzeltmiş zaten Evet. muhabirimiz ama başka şey de söylemiş Suna. İzle. Niyase Bedir cinayetinin ardından akrabaları tarafından ortaya atılan iddialar ve verilen çelişkili ifadeler giderek çoğalıyor. Vahşice öldürülen yaşlı kadının kızı Neriman'dan olan torunu Emine ve eşi Ali'nin ekibimize verdikleri röportajda çelişkileri dikkat çekti. Öldü mü, öldürüldü mü? 2,5-3 civarlarında saat telefon geldi, baldızım aradı beni. Ağlamakla aradı. Açtım telefonu, ağlıyor. Suna Baldız'ın bana dedi ki Ali anneannemi evde ölü buldu. Tamam dedim, ben oraya geleceğim dedim. Telefonu kapattım. Yöneticilerimi aradım. Dedim cenaze var dedim. Hanımın dedim anneannesini öldürmüşler. Duralım burada. Şimdi burada tabii ki bir muhabirseniz, bir haberciyseniz, soru soran kişiyseniz ne dedin sen? Öldürdü mü dedin? Öldürüldü mü yoksa öldü mü dedin. Burada Sunan itiraz ettiği konu bu. Dili sürçmüş, Ali beni dün gece aradı. Aman dilim sürçtü yanlış anlamayın dedi. Bak devamını izlediğinde zaten kendisi de düzeltiyor bunu. Çok özür dilerim. Bir söz söyledin öldürmüşler diye. Telefon geldiğinde öldürüldüğünü biliyor muydunuz? Yok, ne bulduk dedi. Biliyor muydunuz? Yok, ne bulduk. Cinayet olduğu nasıl öğrenildi? Ablam aradı evi. Ablam söyledi yani böyle böyleymiş diye biz şaşırdık. Suna'ya kim söyledi? Ya Sedat dayımdan ya İbrahim dayımdan. Çünkü ikisi oradaydı, hastanedeydi. Onlardan birinden eve haber geliyor. Zaten orada ortamda da konuşulmuş. Bana Sedat dayım söyledi. Ben eve geçtim. Annemlerin evine, kaynanamın evine geçtim. Bize zaten orada otururken kulağımıza artık duyumlar gelmeye başladı. Hani işte boynunun kırıldığı, kollarında metal izleri olduğu. O daha Düzce Devlet Hastanesi'ndeyken söylendi. Sonra kim söyledi peki Ali Bey? Ben Sedat'tan duydum. Duralım lütfen. Şimdi Sedat'a da döneceğim. Ya burada tek şüpheli Allah aşkına Suna mı? Sedat sen hiçbir şey söylemedim diyorsun. Herkes senden duyduğunu söylüyor. Ben... Geleceğim. Hocam buyurun. Otopsi yapılmadan boynunun kırıldığı kesin olarak söylenemez. Yani orada boynu kırıldı gerçekten demişseniz. Hayır. Hayır. Kendisini kırmış o. Yani diyenin söylemiş kırmış olması lazım söyleyenin. Çünkü sadece muayeneyle onu dışarıdan falan anlamak mümkün değil. Belki şüphelenir işte. Şüpheli ölümdendir zaten. Evet sadece Sedat. Sadece şüpheli ölümdendi biz orada. Biz de, bu arada Ali'yi de telefonu alalım. O çelişkileri ona bir de telefonda soralım. Zaten Ali benle konuşmuyor. Biz 3-4 senedir Ali ile görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Bir dini bir şeyden... Konuşmuyorsunuz. Ben Sedat dayımdan duydum. Hayır. Ben 3-4 senedir konuşmuyorum. Yani 4 seneyi geçmiştir. Bir dini konudan bir tartışmamız oldu. Önemli değil, evet. Ondan sonra biz bundan görüşmüyoruz. Yani konuşmuyoruz. Ben merhaba bile demiyorum. Biz hastaneden sadece Bahar'la görüşmüştük. Görüştük yani. Şüpheli ölüm diye haber verdik. Hani biz boynu kırılmış, darp olmuş, böyle bir kelime kesinlikle yok. Benim yanında şey muhtarım da vardı. Teyzemin torunu da var. 2 tane de jandarmamız vardı, komutanımız vardı. Hepimiz oradaydık. Öyle bir şey denmedi. Bize içeriden de denmedi. Sadece şüpheli ölüm dediler. İşlemleri yaptık. Annemi yaptık. Geldik cenaze arabasına koyduk. Hatta cenaze arabasının sahibiyle de şoförüyle de görüştük, savcının şoförüyle. Buraya İstanbul'a geliş savcılık tarafından karşılaşıyormuş. Dönüşte kişi tarafından yani cenaze sahibinden talep ediyormuşlar. Eğer olmazsa burada bekliyormuşsun. Ali diyor ki biz diyor kayınvalidemin evine gittiğimde diyor yani Suna'nın annesinin evini kastediyor evet, daha. Evet. Miyase Hanım'ın evinden bahsetmiyor. Oradan cenaze çıkmış zaten ben İbrahim dayımların evindeyken arıyorum Emine'yi. Emine evde çocuğuyla ilgileniyor ya. Emine'yi arayan benim. Seni mi aramıştım Emine'yi? Evet. Ben İkisini evi aradım yani. Eve ben haber verdim. Emine, anneannemden haber geldi işte tamam. Böyle böyle diye. Ben diyor kayınvalidemin evindeydim. Yani evet. Suna'nın annesinin evet. Evindeymiş.
Orada diyor zaten konuşulmaya başlandı diyor. İşte aile hastanedekilerden haberler gelmeye başlamıştı diyor. Halbuki Suna sen dedin ki biz taziye evine gittiğimizde haberler gelmeye başladı. Tamam dayımların evinde zaten işte bağırların evinden arıyorum ben zaten kardeşimi. Annemlerin evine. Evet, cenaze evden gitmişti aslında. Ali hiç gelmedi oraya. Oraya geldim bilmiyorum ama ben evi arayıp kardeşlerime haber verdiğimi biliyorum. Bahar'ların evinden arayıp Sezai mi eminim onu bilmiyorum. O kayıtlarımda çıkar. Onu bilmiyorum ama evi arayıp kardeşlerime haber veren benim. Emine çocuğu düştüğü için çocuğunla ilgileniyordu evde. Orada olmadığı için arayıp onlara haberi veren benim. Kardeşlerime. Dolayısıyla Ali de oradayken duyduğunu söylüyor. Ali oradaysa oradayken duymuştu. Ben arada, orada cenaze evini hatırlamıyorum. Ali diyor ki 4 senedir Sedat Bey ben diyor Ali ile konuşmuyorum diyor. Ali diyor ki ben Sedat Bey dayıdan duydum diyor. Veterinin devamı var mı? İzleyelim sonra Ali ile konuşalım. Eşimin. Ben hatta aradım kendisini. Dayı dedim hayırdır böyle böyle bir şey duydum dedim. Doğru mu dedim. Doğru dedim ne olmuş dedim. Dedi ki işte kollarında metal izleri olduğu, boynunda kırık olduğu söylendi. 12.30 yok gece 12 mi 3 mü öyle bir şey dedi otopsiye gidilecek dedi. Yani saat kaçta peki Sedat dayınızla konuşma gerçekleşti? Onu hatırlamıyorum işte. Suna, dayısı Vedat'a 19.30'da attığı mesajda cep telefonunun kayıp olduğunu yazdı. Ali ise baldızı Suna'yı yalanladı. Peki cep telefonunun kayıp olduğu ne zaman ortaya çıktı? Hastaneye götürdüler. Orada işte boynunun kırık oldu. Ondan artık 2 saat 3 saat sonra artık herhalde karakola mı gitmiş İbrahim dayım. Orada işte hani telefonunun olmadığı eve gelip bakmışlar hani telefon yok. İşte parmağında yüzüğü yok, küpesi yok falan gibisine. Orada zaten anlaşıldı. Ama o saat kaç gibi oldu bilmiyorum. O da ilerleyen saatlerde duymuştur. Ondan öncesinde telefonun kayıp olduğu biliniyor muydu peki? Yok, hayır. Hayır, bilinmiyor. Mesela telefonu Suna Hanım herkesten önce sizce nasıl kaybolduğunu biliyordu? Suna ablamın önceden bildiğini tahmin etmiyorum. Burada hani büyük ihtimal bunlar çarpıtılıyor. Benim tahminimce Suna ablam da benim gibi duymuştur. Yani ilerleyen bir saatlerde duymuştur. Niyase Bedir'i kim, neden öldürdü? Evet, hastaneden geldikten sonra, bu hastaneden geliş hemen olmuyor biliyorsunuz. Önce jandarmaya gidiliyor, oradaki eşyalar alınıyor, hastanedeki eşyalar izin alınıyor, eve geliniyor. Evde artık araştırma yapılıyor ve telefonun olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun da saat 10.30 civarlarında olduğunu varsayıyoruz. Onlar öyle diyorlar, ben öyle demiyorum. Bilmiyorum. Ben onlardan duyduğumu söylerim. Kimin söylediği de çıktı ortaya, onu da yarın inşallah bugün söylemeyeceğim. Yarın bomba benden patlayacak Serap Hanım. Ne diyorsun? Bu lafı ortaya atanı yarın patlatacağım. Gerçek. Ve buradaki herkes Serap biliyor Hanım, ben de bir şey söyleyeyim. Tüylerim ürperdi Suna. Ve Serap farklı Hanım, şeylerin şey... konuşulduğu, ben bunu yetkililere de ilettim Serap Hanım. Belgeli bir şekilde az önce yetkililerle görüştüm. Köyümüzün jandarmasını aradım, bizzat görüştüm. Benden istedi, gönderdim. Şu an ilgileniyorlar. Şimdi elindeki fırsatı şu anda değerlendir. Evet, bir daha bulamazsın. Elindeki fırsatı şu anda değerlendir. Bağlayın. Neden siz ona laf soktunuz bir daha bulamazsın bu fırsatı diye? Ben mi? Hani bilmiyorum. Hayır, hayır. Sedat Bey dedi ki değerlendir bir daha bulamazsın. Onunla alakası yok benim söyleyeceğim kişinin. Yok size dedi ki bir daha bulamazsın değerlendir. Hep kendisi diyordu ya hep akrabalarınızdan çıkıyor. Bu defa öz ve öz kendi torunlarından yani o taraftan bahsediyorum. Salih'in öz ve öz kardeşinin çocuklarından çıkan bir isimden bahsedeceğim. O zaman ne diyecekler Serap Hanım? Çok şey merak ediyorum. Sen neden bu kadar herkes bastırıyorsun? Çok merak ediyorum. O zaman çok merak ediyorum. Kendinden bu kadar emin misin? Evet. Bak Sıra. Otur yani. Sıra, bak, bu işe başlayan babam bir şey koyacağım baba. Bir dakika dur. Burada dedi ki dün de şu konu. Ya siz de Suna mı çıksın istiyorsunuz? Hayır efendim. Burada Neriman'ın ev mahkeme takdiri yani. O zaman o da ne biliyorsa, kimden şüpheleniyorsa. Siz diyorsunuz ki biz kimden şüpheleniyorsak söylüyoruz. O da bir şey ortaya attı. Geçen gidip yani Suna mı çıksın istiyorsunuz? Evet öyle istiyorlar Serap Hanım. Niye çünkü? Neriman'ın ailesini büyüklendi. Neden? Bilmiyorum. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Niye anneme bu kadar taklar? Bu sus ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Bu kadar hararetten gece eve gidiyorum. En az 10 defa ben her gün internet yüklüyorum. En az 10 defa yayını izliyorum. Acaba nereden cımbızla laf çekerim? Acaba kim yalan konuşu laf çekerim? Ben bu kadar
kendimiz aklamaya uğraşıyorken bunlar ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Ben böyle düşünüyorum ama. Serap Hanım, bunlar her şeyi biliyorlar. Ya belki başka bir şey gözden kaçırıyorsunuz. Evet kaçırıyorum. Sunay'a Sezai'ye yüklenirken. Hani söylüyorum Serap yani. Bak Serap Hanım, her yakaladığım şeyde de dayım bak konuşmuyoruz normalde değil mi? Vedat Bey'le konuşmuyoruz. Her şeyde arayıp da kendisine danışıyorum. Diyorum ki dayı böyle böyle bir şey duyduk. Tamam aldım, not aldım kızım bunu. Hep bu şekilde gece biz konuşmalarımızı da yapıyoruz. Buraya çıkıyoruz farklı, ben bunu anlamıyorum. Bak şimdi farklı o konu değil. Hayır ama... Bak bunu dün de konuştuk. Dün de Serap Hanım dedi ki herkes bizim şu havuza döksün. Evet. Tamam mı? Bana şimdi mesela... Yani biz sonuçta biz burada kimseye yüklenmiyoruz. Ben sadece burada anamın katilini arıyorum. Tamam, bu sen yapmış, öteki yapmış. Beni ilgilendirmiyor. Ben de bir şey daha söylemek istiyorum. Burada herkes bir şey dökecek buraya. Tamam ben de söyleyeyim. Ben 80 milyonu kendi işlerim. Şimdi onu da söyleyelim. Söyle Betü. Şimdi Serap Hanım saat 1 Nisan 7-7.30 gibi Suna neden bana telefonda bizim eve gece hırsız girmiş biz cenaze evindeyken. 7-7.30 gibi ben seninle nerede konuştum? Ya Kerimhan abla da şahit. Ben Suna, bana söylemişim. Bir dakika. Dur. Bir saniye. 31'inde cenaze bulunuyor. Gece hastaneden geliniyor. 3'te erkekler adli tıp için İstanbul'a geliyorlar. Sabah 7.30'da. Suna sana. Serap Hanım. Şu an dayım biliyor bu işin aslını. Saptırıyorlar. Yani. Suna sana. Şimdi bir dakika konuşulsun. Bir dakika konuşulsun ben anlatacağım. Evet. Ben anlatayım. Bir saniye. O zaman buna bir virgül koymak zorundayım. Şu Ali meselesini önce bir açıklığa kavuşturalım. Kim girmiş? Hırsız girmiş. Yok öyle bir şey. Bir dakika. Ali telefonda. Ali. Merhaba Ali. Merhaba Serap Hanım. Ali. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ali bak Sedat dayın diyor ki biz diyor onunla 4 senedir konuşmuyoruz. Ben onunla telefonda böyle bir konuşma yapmadım diyor. Sen Sedat dayımdan duydum diyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Orada hani Sedat olsun, İbrahim olsun, Ali olsun kimse gerçekleri söylemiyor. Yani herkes bir şey söylüyor ama programa çıkınca biz demedik, biz etmedik oluyor. Ben size şöyle anlatayım. Ben 31 Mart günü beni bazıcım aradı. Şu yanlışımı da düzelteyim. Şimdi bir senedir hep dilimizde öldürülmüş diye kaldığı için yani ben sürekli röportaj veren tamam, bir insan değilim. Dil sürçmesi olabilir Ali. Onu düzeltmişsin zaten. Biz de onunla ilgilenmiyoruz. Ama telefonun kayıp olduğunu geç ileri saatlerde ben Sedat dayımdan duydum. Darp da varmış. Kolunda demir falan. Bunları diyor. Ben onunla konuşmuş olamam. Evet. Çünkü ben 4 senedir küsüm diyor Ali ile diyor. Şöyle söyleyeyim abla. Yalan söylüyor. Şimdi şöyle yalan söyleyeyim ben size. Ben olay günü oraya geldiğimde cenaze alınacağı gün olay yeri incelemenin komutanı elinde bir defterle çıktı. A4 kağıdında. Evin kroketini çizmiş odaları. Ve sonrasında işte şüpheli ölüm otopsiye gidileceği daha orada söylenildi. Yani ben bunu ayan beyan duydum. Ve sonra İbrahim dayım yani elimi uzatsam diyecektim. Otopsiye götürülmesin dedi. Kesinlikle otopsiye götürülmesin. Kim söyledi dedi. Bunu? Sedat duydum. Dayın mı söyledi? Hayır İbrahim dayım söyledi. Otopsiye götürülmesin dedi. Allah Allah. Evet ben bunu ayan beyan duydum abla. Ve hatta ben muhtarı aradım köyün muhtarını. Hı. Dedim Arda o gün sen de oradaydın. Böyle bir şey denildi mi denildi mi? Muhtar bana dedi ki Ali beni bu işlere bulaştırma. Yani beni bu işlere karıştırma. Ali sıcağı sıcağına bunu İbrahim Bey'e sormak istiyorum. Çünkü o da telefonda. İbrahim Bey merhaba. Merhaba Sedef Hanım iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İbrahim Bey annenizin cenazesi çıkarılacağı sırada şüpheli ölüm işte otopsi vesaire lafı geçtiğinde siz hayır otopsiye götürülmesin mi dediniz? Serap Hanım benim böyle bir şey söylemeye nasıl yetkim olabilir ki? Zaten şüpheli ölüm var diye bizi hastaneye sevk ettiler. Oradan adli tıpa sevk ettiler. Ben nasıl bilebilirim ki yani? Ben bunu nasıl dur diyebilirim? Biz zaten bunun için hastaneye gidiyoruz. Hayır hastaneye giderken şimdi sizlerde de çelişki var. Şöyle ki diyorsunuz ki Sedat filan da diyor ki biz hastaneye giderken yıkamaya gidiyoruz diye gittik diyor. Yani normal bir ölüm ve biz yıkamaya gidiyoruz diye gittik. Sonra orada diyorsunuz işte şüpheli ölüm görüldüğü için adli tıbba sevk edildi. Şimdi diyorsunuz ki biz zaten biliyorduk oraya adli tıbba gideceğimizi. Hangisi doğru bunun? Ben de şaşırdım valla. Serap Hanım şöyle söyleyebilir miyim ben size? Söyleyin. Zaten bunun parası olmadığı hastanede belli oldu. Cebinde yüzü ve küpesi olmadığı saat 10'da ben jandarmaya gittiğim zaman oradan bir poşet aldığım zaman belli oldu. Ben bunu nereden bilebilirim adli tıbba bizi göndereceklerini?
Biz abimin, Seyit abimin demesi gibi zaten biz yoldan normal ölüm diye gidiyoruz. Ve muhtarımız diyor ki bir yerden tahta alın, işte mezar tahtası. Öbürüne telefon açıyor, siz diyor kefen alın gelin. Biz nereden bilelim, bizi bunu adli tıpa göndereceğim. Peki Ali nereden duyuyor? Yani Ali nerede böyle bu şekilde iddia, muhtarımıza bağlanabilirsiniz. Ali sen diyorsun ki bak röportajda Ali, ben diyorsun amirimden izin aldım, kayınvalidemin evine gittim diyorsun. Şimdi diyorsun ki cenazenin oradaydım, çıkarlarken sıralamayı bir yap bize. Bak şimdi Saram abla, beni Baldızım aradığında hatta onu dur. Söyle Ali. Beni Baldızım aradı. Olaydan bir gün önce 30'unda zaten benim oğluma salıncak vurmuştu. Ben ondan dolayı zaten tedirgindim. O doktor bana dedi ki hani oğlunuzun başında durun, bir şey olursa hastaneye getirin. Çünkü o gün bile 30'unda bile Suna ablam beni ağlayarak aradı. Ve 31'inde de saat 2.30-3 civarı Suna ablam beni aradı. Ağlıyordu. Ben kendimce dedim ki aha dedim çocuğuma gene bir şey oldu dedim. Sonra Suna ablam bana Ali dedi. Anneanne bir evde ölü bulduk dedi. Hı. Ben de tamam abla dedim, ben geleceğim oraya dedim. Telefonu kapattım. Benden sorumlu yöneticilerimi aradım. Abi dedim böyle böyle durum var dedim. Anneannemi ölü bulmuşlar dedim. Ben dedim köye gidiyorum dedim. Tamam dediler onlar da. Ben köye 4.30 civarı oraya vardığımda olay yeri inceleme oradaydı abla. Ben içeriye giremedim. Yani sen direkt kayınvalidenin evine gitmedin. Anneannenin evine gittin, doğru mu? Evet cenazenin olduğu yere gittim abla. İyi de bak şimdi röportajda başka bir şey söylüyorsun. Kayınvalidemin evine diyorsun. Suna da diyor ki evet diyor, o benim annemin evindeydi. Ben orayı arayıp oraya haber verdim. Orayı işte siz toparlayın. Bak şimdi şöyle söyleyeyim abla, ben toparlayayım. Cenaze evden çıktıktan sonra yani ben Bahar'ların evindeyim. Ama sanki bak röportajda hiç cenaze evine gitmemiş gibi konuşuyor şeye. Niyasi Hanım'ın evine. Ben zaten Ali değil. Ben bunları söyledim ama. Peki geldin. Miyasa annenin cesedinin bulunduğu yere geldin. Tam olarak geldim. Anlat bize şimdi ne olduğunu orada. Şimdi ben oraya geldim abla. Olay yeri inceleme oradaydı. Ben hatta anneannemin balkonuna kadar çıktım. Camdan bakayım dedim. Göremedim. Sonra içeriden olay yeri inceleme ekipleri çıktı. Komutan elinde bir A4 kağıdına evin kroketini çizmişti. İşte sağındaki solundaki komşularını sordum. Yaklaşık bir yarım saat sonra kadar da cenaze kaldırılacak dendi. İçeriye 4 kişi çağırdılar. Biri de İbrahim gitti. Cenazeyi battaniyeyle getirdiler. Zaten olay yeri inceleme orada şüpheli ölüm denildiğini söyledi. Ve otopsiye gideceğini söyledi. Öyle deyince İbrahim dayım da hayır otopsiye götürülmesin dedi. Yani ve ondan yaklaşık 1,5-2 saat sonra da abla bize ben zaten o cenaze kalktıktan sonra kayınvalidemin evine gittim. Ben Sezai, eşim, bir de çocuklar.